Sevgi Hanım, Mira Hanım'ın eleştirilerine ne diyorsunuz? Ay Mira Hanım'ım ne oldu, ben anlamadım. Bugün bana dolmuş gelmiş sanki. Bugün şeyi çok koruyor. Dünkü yarışmacımızın ismi neydi? Nilay. Onu çok koruyor bugün. Zaten 5 puan verdi ona. Dün ondan da anlamadım. Yemek konusunda da hiç anladığını düşünmüyorum. Peki bu yemeklerini beğenecekler mi? Beğenmeyecekler zaten puan vermemek için. Beklemiyorum zaten. Ama etiniz falan bayağı güzel görünüyor. İşte ona da bir bahane bulacaklar. O yüzden bakalım ne söyleyecekler, merak ediyorum açıkçası. Kendisine rakip gördüğü için. Siz de maşallah masada hiç susmuyorsunuz ha. Ne yapayım, konuşturuyorlar ayol. Peki, afiyet olsun o zaman. Buyurun. Evet Mira, senden evet. Başlayalım. Erken bitirdin yemeğini. Kafi geldi. Nasıl buldun? Buyur, yap yorumunu Sevgi ablaya. Ellerine sağlık öncelikle Sevgi Hanımcığımın. Afiyet olsun. Patatesin pişmesi, havucun pişmesi gayet güzel. Şahsen kuzu eti sevmiyorum. Sizin için tattım. Hı hı. İlk aldığım lokmada evet sertlik vardı. Hı hı. Ama fena değil, güzel, pişme oranı iyi. Yalnız çok tadamayacağım sizin için ama gerçekten yani ben sevmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Sevmediğim bir yemek yani. Çok ama ilk aldığım lokma hakikaten sert gelmişti. Bir de kuzu eti bayağıdır tatmadığım için hani o verdiği hissi sertlik zannetmişti. Peki ana yemeğin sunumunu böyle bekliyor muydunuz? Yok, sunumu beğenmedim ben de biraz. Doğru bulmadım. Şimdi kuzu incik haşlamaydı bu. Nasıl bir sunum bekliyordunuz mesela? Evet, sulu olduğu için pilavla veya börekle koyması da doğru olmazdı açıkçası. Ya anca bu şekil olabilir. Belki börek ayrı gelebilirdi yani, bilemedim. Peki et pişmiş dediniz. Evet, pilav pişmiş mi? Lazanya lezzetli mi? Diğer besinler de pişmiş yani, onu da söyleyeyim bu arada. Ayrıca pilavı beğendim. Yani beyaz olması, işte hani bir şeysiz olması o açıdan da güzel. Ama şimdi bu et, bir de aynı zamanda börekteki kıyma falan, bunu sevmedim açıkçası. Çok ete boğulduk. Bir de üzerinde kaşar kurumuş, beşamel sos bence de yok. Sen az önce börek mi dedin Mira? Börek gibi olmuş. Börek gibi duruyor. Onun içindir. Lazanyada? Lazanyaydı değil mi? Ay valla börek gibi. Sana kıymalı börek gibi mi geldi şu anda? Kesinlikle börek gibi geldi. Börek gibi gelmedi mi başka insan? Evet evet. Şimdi onları da soracağım sırayla. Hatta ben lazanya olduğunu menüde bir an için unutmuştum, biliyor musunuz? O yüzden ben bunu börek olarak algıladım açıkçası. Peki normal lazanyadan eksiği nedir, onu da söyle yani. Daha önce yediğin lazanyalar nasıldı? Normal lazanyadan eksiği, şimdi bolognese sosu ben çok... Bolognese de var içerisinde. Ben onu çok fazla alamadım. Mesela onda hani daha yoğun olur ya salçası falanı filanı. Onun tadını, lezzetini alamadım. Beşamel sosu zaten alamadım. Kaşarlar da üzerinde bayağı kurumuş. Bunu sevmedim. Bugün seni zaten ben memnun edemedim. Yo vallahi edemedim. Bunu sevmedim. Ama pilav güzeldi. Etin pişme derecesi de güzel. Bunlar da gayet pişmiş. Salatayı nasıl buldun? Yani kötü şeyler söylemiyorum baktığınız zaman. Salata sıradan normal bir salata yani. Peki afiyet olsun. Elif? Ben kuzuyu çok beğendim. Çok güzel pişmiş. İnanılmaz iyiydi. Ama böyle bir sunum beklemezdim. Ama nasıl olmalıydı? Nasıl olmalıydı hemen söylüyorum. Bence suyunu, yani bunu sebzeyle bir kere yapmasaydınız keşke. Tek başına haşlasaydınız, pilavın yanına koysaydınız, i̇şte lazanyayı onu, ben aynısını söyledim. Haşlama olduğu için ben onu düşündüm. Bu sefer de hani haşlama deyip de hani suyu nerede dersiniz diye ben o yüzden bu şekilde servis yapmak zorunda kaldım. Ben demezdim şahsen. Hani yanına sadece eti koymak istiyordum. Peki menüye haşlama yazması doğru mu o zaman? Ama kuzu incik haşlama ya şimdi. Ben orada işte o hatayı yaptım, kabul ediyorum. Hayır, zaten suyu falan gelsin istemiyorlar. O zaman haşlama da yazmamalıydı menüye. Yani artık bilemiyorum nasıl bir yol izlenirdi de yazınca da koyulabilirdi sanki. Susuz olsa ben suyunu sorgular mıydım diye düşünüyorum. Belki sen olmazdı, başkası diyebilirdi. Olabilir yani. Evet. Şimdi pilav çok güzel. İnanılmaz. Tadı tuzu yerinde. Beyaz zaten. Tek tek yeniliyor. Lazanya bu değil. Bunun neyini savunacaksınız? Hatta az önce bu börek değil dedin. Börek değil, lazanya dediniz ya. Bir savunmaya kalktınız. Ben onu bekliyorum yani. Tutulacak bir yanı yok mu? Alakası yok. Lazanyayla hiç alakası yok. Salata güzel. Salata yani salata. Güzel. Beğendi. Tenzile Hanım, nasıl buldunuz ana yemeği? Önceki sunumu konuşalım.
sunum başka türlü, yani kasede verebilirdi bunu en fazla. Başka türlü nasıl sunabilirdi? Kalabalık çünkü. Yani, haklı buluyorsunuz o zaman bu sunuma, mantıklı buluyorsunuz. Yani başka türlü sunamayacağı için böyle olur. Başka türlü olmaz çünkü. Güzel pişmiş. Ben yemiyorum, sevmiyorum kokusunu falan. Sen tadına ama baktın mı? Baktım, yedim. Yani ikisi de çok güzel pişmiş. Eti de pişmiş. Pilav nasıl olmuş? Lazanya? Pilav tane tane, tadı tuzu gayet güzel yerinde. Lazanya çok ince olmuş. Biraz daha kalın beklerdim. Bir de üstü kurumuş. Üstü de doğrusu kaşar olduğu için biraz beklediğinden işte dolayı evet. Peki afiyet pilavın olsun. Yanında lazanya yerken zorlandın mı? Yani aslında ikisi yan yana gitmez. Ama yedim. Ya bugün karbonhidrat, nişasta, et, protein, yani komaya gireceğiz. Gün içinde kaybettiğiniz bütün enerjiyi bugün aldınız. Komple alıyoruz yani. Peki Sevgi Hanım, Nile lezzetli mi? Lezzetli. Lezzetli. Evet. Peki afiyet olsun. Nile Hanım. Merhaba. Merhabalar. Buyurun. Nasıl buldunuz ana yemeği? Annenizin evindeki sunuma benzettiniz. Şöyle söyleyeyim. Kasap harika bir et vermiş size. Sevgi Hanım'dan bağımsız. Kuzu vermiş, süt kuzusu vermiş büyük ihtimalle ve bu yüzden siz fazla haşlamışsınız. Dağılmış, dağıldığı için bu şekilde servis yaptınız değil mi? Hayır, kemik zaten bir şekilde getirmediniz. Ha, kemikler ayrıldı zaten etin. Ama bizim önümüzde ayrılması gerekiyordu. Sunumu o şekilde olması gerekiyordu. Ben onu o şekilde getirmeye mümkünatım yoktu size. Çünkü böyle dökülüyordu etler. İşte çok haşlamışsınız demek ki işte. Onu diyorum ben de. Fazla haşlamışsınız. İşte o şekilde olduğu için getirme mümkün değildi yani. Şöyle düşün, patates işte çok haşlandı, dağıldı gibi. Et de dağılmış. Fazlasıyla haşlanmış. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani yanlış bir taktik mi uygulamış? Evet. Sunum olarak. Evet, sunum olarak bayağı yanlış. Dağıldığı için zaten kendisi önünüze söylüyor. Önünüze kemikli bir incik gelmesi tabii lazım. Tabii kemikli ya bir incik bekliyordum ben üzerime. Uğraşacaktınız yani. Tabaktan dışarı çıkacak, eliniz yağlandı vesaire. Siz kendinizi üzmeyin, biz kendimizi sizin için uğraştırdık ben böyle. Ben uğraşmayın diye siz de. Siz eti kesemediniz ya liflerini evet. Yönünden. Evet. Ben yönlerini bulup keserdim. Canım. Hiç zaman yani uğraşırdık biz. Siz kendinizi böyle yormasaydınız. Bu lazanya değil zaten, bunu ekstra bir şey söylememi ister misiniz? Neden lazanya değil onu biraz açıklayın. Şimdi seyircilerde de eminim her gün evinde lazanya pişen yoktur. Bu ne sos yapmamış, sadece havuç koymuş. Kıyma koymuş. Olması gerektiği bütün malzemeleri koydum ben oraya. Bunun bol salçalı olur, hafif sarımsaklı olur, baharatlı olur. Hı hı. Bunlar yok onda. Koydum. Az koymuş olabilirim. Yani bayağı az. Beyaz. Bunda çünkü salça vardı, ben mi göremiyorum? Domates böyle de var, salça da var. Salça mı olması gerekiyor? Yani yoğun hafif bir kırmızı. Yok, yoğun değil. Hafif bir kırmızılık olması gerekiyor. Hı hı. Hiç yok, onu diyorum. Hiç göremiyorum. Artı beşamel sos mu bu yoksa kaşar peyniri mi? Beşamel sos. Kaşar üstünde ama maalesef kurumuş. Çok az beşamel sos. Size az gelmiş. Benim size yoğun mu geldi? Bende var evet. Basında var yani bir iki limaya. Çok oraya çok baktığımda az. Az evet. Evet çok çok az. Ya bu lazanya değil bir kere yani öyle söyleyeyim. Böyle kıymalı makarna. Kıymalı makarna. Gibi olmuş evet. Fırın makarna gibi. Fırın makarna da aslında biraz daha beşamel sos olur ama. Pilav... Yani güzel. Nişastasını salmış herhalde. Yapış yapış olmuş pirinç pilavı. Hafif de soğuk geldi. Ayrıca pilav, patates, lazanya. Bizim Tosya'da pilav, dolma, işte makarna hep beraber yenilir. Bu da onun gibi bir şey olmuş. Neden öyle bir adetiniz var? Pirinç çok yetiştiriliyor orada. He, anladım. Kırmızı çeltik pirinç. Allah ne verdiyse sırf pirinçten gidiyorsunuz. Hep pirinçten alışkanlık ağız tadına. Bizim Tosya'da derken ben Tosya'da değilim de biz oraya gelin verdik. Gidip geliyoruz. Anladım. Oradan söylüyorum. Salata içinde bu yeşil salata değil. Lahana olmaz yeşil salatada. Yeşil salata değil ama ekşisi yerinde. Ben ekşi severim. Ekşisi yerinde. Peki. Afiyet olsun. Evet Sevgi abla, yorumlara diyeceğim bir şey var mı? Yok. Afiyet olsun. Ne diyebilirim ki artık yani. Peki eline sağlık. Kuzu inciği çok güzel pişmiş. Tuzu tadı gayet yerinde. Pilavının tadını beğendim. Evet hafif bir nişasta salması, yapışkanlık var ama lezzetli. Yavan değil. Tadı tuzu yerinde. Lazanya maalesef ki kuru olmuş birazcık. Yani o beşamel sos dökerken zaten ben fark ettim. Sulu bir beşamel sostu. Şöyle döktüğünde ben bu burada keserken o kurumuşluk çıkacak. İçinden böyle yumuşacık bir beşamel sos görecek. Ama görünmüyor. Hepsini emmiş lazanya kuru olduğu için aynı zamanda. O biraz da fırın üstünde kaldı herhalde. Evet olabilir.
kuru bir şekilde koydu. Hı-hı. Ve beşamel sulu olduğu için anında aktı gitti ve emdi içine. Daha yoğun bir beşamel sos ben de bekliyordum. Ama lezzet olarak elin lezzeti. Ona diyecek evet. bir lafım yok. Etini güzel pişirmişsin. Yani sunum olarak ben de bu çukur tabağın içine bir haşlama beklemiyordum davet Hı-hı. sofrasında. Bunun yanına kemikli bir şekilde yani biraz daha... Evet öyle yapabilirdim ama işte böyle suyunu... Böyle vurduğunuzda kemik dökülmüş Hı-hı. olurdu. İşte suyunu bir sefer soracaklar diye. Ama sen beni haşlama yazdığın için sana ister istemez öyle bir beklenti Hı-hı. içine girecekler diye böyle getirdim. Evet o yüzden. Ama lezzet Hı-hı. konusunda lezzetleri yerinde. Eline koluna sağlık. Yani elin lezzetsiz değil. Hı-hı. Özellikle 2 saatin içinde bu kadar kalabalık bir menüde adaptasyon sağlayıp hepsinin tadını tuzunu ayarlamak da zor. Hı-hı. Ama onu becermesin. Ellerine sağlık. Uyuma hiç olsun. Girmiyorum şu anda ya, zaten. Uyuma zaten girmiyor. Ben girmiyorum ama yani baya da yoğun olmuş nişastası Hı-hı. karbonhidratı. Tatlı olarak da şekerpare geliyor. Hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.